Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Tabii sezon sonuna yaklaştık. Bazı takımların 3, bizim gibi olan takımların bazılarında 4 maçı kaldı. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme hattında maalesef çok kritik günler ve sıkıntılı günler yaşıyoruz. Yarın da Ümraniye ile önemli bir maçımız var. Bugün şampiyonlukla ilgili iddiası olan takımların maçları var. Küme düşme hattında olan takımların maçları var. Ama maalesef hem şampiyonluk sürecinde hem de küme düşme hattında oynayan takımların tedirginliği had safhada. Bu tedirginliği besleyen de sebepler var. Hakemlerle ilgili, merkez hakemle ilgili, federasyonla ilgili çok konuşmayı seven bir insan değilim. Ama somut, artık tartışmasız pozisyonlar ve ittifakla hakemlerin kararının yanlış olduğuyla ilgili maçlar olunca ve pozisyonlar olunca bu tür açıklamalar yapmak zorunda kalıyoruz. Belki bu açıklamaları yapmak doğru da değil. Çünkü bir eleştiri veya bir yanlış konuşuluyor ve düzeltilmiyorsa o yanlışı çok konuşmak ve eleştirmek o olayı kanıksar hale getiriyor. Maalesef o hata yapanları da hatalarında devam etme hakkını doğuruyor. Çünkü nihayetinde eleştirdiğiniz veya yanlış yapılan bir şey düzeltilmiyorsa onu konuşmak bir anlam ifade etmiyor. En son Antalya maçında 90. dakika, son dakikada yaşanan bir pozisyon var. Ondan önce de yaşanan iki pozisyon var. Ben o pozisyon merkez hakem kurulu başkanı Lale Orta hanımefendiye pozisyonla ilgili değerlendirmesi nedir bilmek istiyorum. O pozisyon penaltı mı değil mi? Penaltı olmasa korner mi değil mi? O pozisyon oluyor ve maç bitiyor. Bizim düşüncemiz o pozisyon penaltı, ele değiyor. Maalesef hakem VAR'a gitmekle ilgili bir zaman dilimi açılacağından korneri kullandırmıyor ve maçı bitiriyor. Korneri verse VAR devreye girecek veya VAR'a gitmesi gerekecek. Ama ben o pozisyonla ilgili Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kararını sizin vasıtanızda bilmek istiyorum. Eğer bu pozisyonla ilgili düşünceleri veya olayla ilgili doğru karar neyse bildirirlerse bütün sezon boyunca o pozisyonla ilgili değerlendirmelerde hakemlerin verdiği kararları önlerine dökeceğim. Yarın da Ümraniye maçımız var. Ümraniye maçımızın hakemi Mete Kalkavan. Mete Kalkavan'la ilgili gerçekten üzülüyorum. İsim üzerinde konuşmakta üzülüyorum. Çünkü hangi ismi konuşsanız maalesef bir şekilde problem çıkıyor. Ama Ankara Gücü'nün hem 2 yıl önce Kasımpaşa maçında ki yönettiği maçtan sonra verilmeyen penaltımızla biz küme düştük. Ve Ankara Gücü maçının yönettiği her maçta da Ankara Gücü'nün mağduriyeti maalesef ve maalesef elimde delilleriyle beraber had safhada. Umarım ki yarınki maçta böyle bir, çünkü kritik bir maç, böyle bir zafiyet göstermez, daha dikkatli olur. Ama bir gerçek var ki maalesef ve maalesef hakem havuzu, bugün elimde bütün veriler var, birkaç hakem hariç futbol dünyasının bu hale gelmesinde en büyük sebeplerden biridir. Nihayetinde kararı hakem veriyor. Merkez Hakem Kurulu bunları atıyor. Federasyon daha üst bir kurul. Hakemlerle ilgili de biraz önce de ifade ettiğim, konuştukça bu yanlışlar kanık sanıyor. Eğer federasyon
yetkilileri, başkan ve yetkilileri, yönetim kurulu, merkez hakem kurulu, temsilciler kurulu, kulüp başkanları, kulüp yöneticileri kendine çeki düzen vermezse, burada sizin huzurunda söylüyorum, futbolun geleceği yok. Bugün bilerek söylüyorum, başkanların çoğu başkanlığı bırakmak istiyor. Çünkü bir işte insanı motive edecek en önemli şey adalet mekanizmasıdır. Eğer adalet yoksa o işte hiçbir kulüp başkanı, kulüp yöneticisi motive olamaz ve bir gün bırakıp gider yani. Çünkü bu işin çilesini maalesef ve maalesef yönetimler çekiyor. Sahada alınan yanlış kararların bedelini yöneticiler ve kulüp başkanları ödüyor. Maalesef yine tekrar futbol kurgusu, futbol yapısı, futbol kriterleri adil olmadığı için işin yükünü çeken kulüp başkanları da burada uzun süre durmak istemiyor. En son dün de Sivasspor Başkanı bu iş Mecnun Bey yıllardır bu işin çilesini çekiyor. Artık bu işi devam etmek istemediğini söylüyor. Bildiğim birçok kulüp başkanı aynı durumda. Sezon sonunda ben birçok kulüp başkanının kulüp başkanlığını ve yönetimi bırakacağını düşünüyorum. Ve birkaç tane şu anda gerçekten özveriyle çalışan bugünkü başkan ve yöneticileri de bu hakem kararları veya yetkili kurullar bu özensizliği devam ettirirse burada kimse gelip kulüp başkanı olmaz ve futbolun geleceği de olmaz. Eğer bu böyle devam ederse de zaten işin açıkçası futbolun geleceğinin Türkiye'de olmayacağını çok keskin bir radikal karar alınmadıktan sonra da futbolun geleceğinin olmayacağını beyan etmek isterim. Canımız acıyor. Çünkü her ay bu yönetim, Ankara Gücü olarak söylüyorum, her ay 30-35 milyon lira para bularak, ceplerinden para ödeyerek bu kulübü yaşatmaya çalışıyor. Gelir yok. Ondan sonra taraftar geliri yok. Yayın geliri yok. Sadece yöneticiler ve sponsorluklarla bu kulüp ayakta duruyor. Şu anda bizimle ilgili kısım, yani yönetimle ve kulübün kurumsal yapısıyla ilgili maalesef kulübü çok iyi duruma getirmişken işleyişini, ama futbol daha doğrusu şu andaki puan tablosuyla sportif olarak da istediğimiz yerde değiliz. Başarısızız, hatta bunu açıkça söylüyorum. Çünkü beklediğimizin çok altında. Onun bizden kaynaklanan yanı var, ama maalesef bu kararlardan kaynaklanan yanı var. Çok net söylüyorum, tartışmasız ittifakla 12 puanımız direkt, yani galip geleceğimiz maçlar maalesef mağlup edilerek 12 puanımız gitti. Dolaylı olarak da 17-18 puanımız gitti. Bugün bizim beklentimiz de işin açıkçası şuydu, benim en kötü ihtimalle maç başı 1,5 puan bekliyordum. 2 de hedefimiz, ama en kötü ihtimal 1,5'tu. Şu anda o hedeften uzağız. Maalesef hala daha düşme ile ilgili sancılar yaşıyoruz. Ben takımın potansiyeliyle bu ligde rahat kalacağını düşünüyorum. Kupada da hedefimiz var. Önümüzde 4 lig maçı, bir perşembe günü de kupa maçı var. Buraları hasarsız geçmek istiyoruz. Bu vesileyle de camiamızın ve taraftarımızın son virajda bütün tartışılacak konuları sezon sonuna bırakıp camia olarak kulübün arkasında, futbolcuların takımın arkasında olmalarını özellikle rica ediyorum. Ben yarınki maçla ilgili bütün gözlerin işin doğası gereği hakemin vereceği kararlar üzerinde olacağını belirtmek istiyorum. Biz de bunu takip edeceğiz. Özellikle federasyon yetkilileri ve merkez hakem kurulu yetkililerinin son virajda, bütün takımlar için söylüyorum, hem şampiyonluğu oynayan hem de düşme hattında olan takımların hakemlerinin çok azami dikkat göstermesi gerekir. En ufak bir adaletsizliğin veya bir yanlışın bedelinin çok takımlar için ağır olacağını bilmelerini istiyorum. İnşallah bu hassasiyeti son 4 maçta göstereceklerine inanıyorum. Teşekkür ediyorum.